İnternette seçeneği en klavye için. Yok, direkt yok. İngilizce klavye diye bir şey yok arkadaşlar. İngilizce klavye bulamazsınız ama şöyle bir şey bulabiliyorsunuz. İngilizce klavye bulamadığınız bulamazsanız diye şöyle bir şey AliExpress'ten şey alabilirsiniz. Sticker. Bayağı bildiğin sticker satıyorlar. Tak da yapıştırıyorsunuz. Yani tak 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 yapıştırıyorsunuz. İngilizce klavye oluyor. Ve şey böyle sticker'lar, dandik filan sticker'lar değil. Bayağı bildiğin hani havasız yapıştırınca dümdüz oluyor. Parada ta 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 ta. Bir Rampage klavye aldım, garanti yolladım, İngilizce geldim. İngilizce klavye Türkçe'ye göre daha rahat değil mi? Abi o konuda tam şey değilim. O konuda ben şöyle düşünüyorum. Kod yazarken kesinlikle ve kesinlikle. Kod yazarken abi İngilizce klavye Türkçe klavyeye göre 10 kat daha iyi. 10 kat daha iyi çalışıyor. Ama Türkçe daha hızlı yazabiliyorum. Yani bence Türkçe klavye normal yazım olarak daha rahat bir şey. Hani günlük kullanımda Türkçe klavye yazım olarak çok çok daha hızlı yazabiliyorsun. Şeyler, özel tuşlar falan, soru işareti falan daha güzel yerlerde. Mesela virgülün yeri bence daha iyi bir yerde. Normalde virgül İngilizce klavyelerde nerede? Şeyin üstü müydü virgül? Şey diyebiliyorum. Enter'ın iki solu diyebiliyorum. Enter'ın iki solu. Onun yerine M'nin yanı daha mantıklı. Pardon, şeyin üstü, Enter'ın üstü daha mantıklı bence. Ç'nin orada değil ya. Ç'nin orada mı? Virgül. Ay şeyde değil mi ya? İngilizce'de. Dur bir dakika, İngilizce klavye geçeyim. Ha, M'nin hemen yanında. Hani M'nin hemen yanında işte. Mesela ay. Ama işte bak diyorum ya, Türkçe'de Türkçe klavyeyle kod yazmak şu yüzden bok gibi. Büyüktür küçüktür işareti. Türkçe klavyede çok aptalca bir yerde. Yani herhangi bir şekilde kodlamada net bir şekilde İngilizce klavye tokatlayarak gider. Tokatlayarak gider yani. Türkçe klavyede ciddi ciddi yani kodlama yazana helal olsun yani. Hasan işareti yanlış yapıyor. İngilizceye geç, İngilizceye. Ya bracketlar, virgül şeyler, hani parantezler, curly bracket, normal bracket, bunların hepsi. Yani İngilizce'de ne kadar rahat. Direkt enter'ın sol üstü, enter'ın sağ üstü. Parantezler çok kötü oğlum şeyde. Türkçe klavyede. Bir tanesine alt yap, alt tuşuna basman falan gerekiyor. Tam öyle what the fuck. İngilizce'de neredeki büyüktür küçüktür? İngilizce'de M'nin solun hemen sağında, solunda. Pardon, M'nin iki sağında, iki bir sağında. Süslü parantez yok Türkçe'de. Var. M'nin üst sağında. M'nin üst sağında değil, bir sağında. Elim Türkçe alıştı, değiştirme. Değiş değiş. Bu arada bak ciddi söylüyorum arkadaşlar. İngilizce klavye yavaş yavaş geçmeye başlayın. Çok hızlanırsınız. Minimum %20 hızlanırsınız. Bak dalga geçmiyorum. Minimum %20 hızlanırsınız. Füze gibi yazmaya başlarsınız. Bir hafta acı çekersiniz. Ondan sonra çok müthiş rahat edersiniz. Python'da çok büyük fark etme. Gerçi Python'da da çok parantez açıp kapatıyorsun. Eder, onunla da eder yani. Kod için. Bu kod için geçerli. Normal günlük kullanımda bence Türkçe klavye daha iyi. Sorun keşke yazmazdım olsa. Tabii canım, zaten hani birçok şeyin farkında değil. Kodlamada yazma kısmı aslında en az kullanılan kısım. Öyle bir şey var. Yani %80 zaman ne yapacağım ben deyip duvara bakmakla geçiyor.
Mehmet'imiz çok da bu arada 16. için canım sığın. En iyi abrams.